Star Kıbrıs. Güçlünün değil, haklının yanında. Star Kıbrıs, yepyeni tasarımıyla ve dop dolu içeriğiyle gündemden uzak kalmamak ve güncel olayları takip etmek isterseniz Star Kıbrıs'a tekrar bakma zamanı gelmiştir. Yakalanan Ukrayna uyruklu Bezbileta'nın kaçışının ardından Rus milyarderlerin karışık işleri ortaya çıktı. Çocuk küçük, hesap büyük. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Rum Sözcü'nün İsviçre toplantısında sadece toprak ve mülkiyetlerin görüşüleceği yönündeki açıklamasını eleştirdi. Yanıltıcı ve talihsiz bir açıklama. 40 koşullu vatandaşlık daha yargıya taşındı. Talat, bu ülke babalarının malı değil. Ziya Rızkı'nın ölümünün 22. yıl dönümünde konuşan Akıncı, Rızkı'nın yaşamı, mücadelesi, ilkeleri, tutarlılığı, hizmet aşkı ve toplumsal yönlerin önemine değindi ve ekledi. Gençler için çok öğretici ve eğitici. Sağlık Bakanı Sucuoğlu, inme, zamanla yarışılan bir hastalık. Girne'de bir eve baskın düzenleyen narkotik ekipleri uyuşturucu madde ele geçirirken 6 kişiyi tutukladı. Uyuşturucu baskınında 6 kişi tutuklandı. Star Kıbrıs, güçlünün değil, haklının yanında. Efendim, Öğlen Ajansı ile karşınızdayız. Gündeme dair öne çıkan önemli gelişmelerin yorumlarını ve değerlendirmelerini almak üzere bugünkü stüdyo konuğumuz CTP Güzel Yurt Milletvekili Doktor Hüseyin Erçal. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz, sizleri gördükçe daha da iyi oluyoruz. Aynen, biz de daha sık görüştüğümüz için mutluyuz. Evet, kesinlikle öyle. Efendim, her zaman söylediğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine gündem çok yoğun. Hangi konuya önem verelim? Tabii ki bütün konular önemlidir. Ama size hemen sormak istiyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi 13 Kasım'da gerçekleştirilecek büyük kurultaya giderken genişletilmiş ilçe toplantılarını başlattı. 24 Ekim tarihinde, şimdi yanlış olmasın. Genel Sekreter Tufan Erhürman yaptığı konuşmada çok güzel şeylere değindi ama benim içimi ısıtan bir cümle oldu ki zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini ve umutla, azimle çalışacaklarını belirtti. Daha sonra da yine ertesi günü 24 Ekim 2016 günü de Salı akşamı Güzelyurt bölgesindeydi. Yine yoğun genişletilmiş ilçe toplantıları hep artık yoğunlaştırılmış demek geliyor içimizden. Vatandaşlara seslenen yine parti genel sekreteri Tufan Erman yeni dönem yol haritasından bahsetti. Şimdi siz de Güzelyurt milletvekili olarak canlı canlı sizden alabilir miyiz? Neler oluyor? Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Bizler de heyecanlıyız sizler olduğu kadar. Çünkü yeni bir döneme giriliyor. Artık hani çok güzel söylemler var, azimle, hırsla çalışılacak ve en önemlisi de aslında Sayın Tufan Erhürman'ın belirttiği gibi gençlerin aslında çok yoğun olduğu bir toplantılar oluyor biz de basından hani izlediğimiz kadarıyla. Sizden böyle bir özet alabilir miyiz? Tabii ki bugüne kadar ki uygulamalardan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir takım olumsuz imajları oluşturduğu toplumda 13 Kasım'daki kurultay öncesi değerli arkadaşımız Tufan Bey'in tek aday olarak çıkmasından sonra partimiz içerisinde ciddi bir hareketlilik, toplum içerisinde ciddi bir umut ışığı yandığı inancındayım ben.
Kesinlikle öyledir. Tuğan arkadaşımız her yönüyle bu ülkeyi yönetebilecek, bu partiyi yönetebilecek özelliklere sahip bir arkadaşımız. Güzel Yurt'ta gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş ilçe toplantısı tabiri caizse düşmanları korkutan, bizleri ve ülkesi için gayret göstereceğine inanan insanları umutlandıran bir toplantı oldu. Evet. Bunu abartarak söylemiyorum. Ben yıllardır ilgileniyorum siyasi aktivitelerle. Ve bunu gördük. Tabii ki yine birlikte yeni CTP sloganı söz konusu. Yine birlikte. Yine birlikte yeni CTP. Yeni CTP'de de değerli genel sekreterimiz, başkan adayımız ilkelerini açıkça ortaya koyuyor. Gerek toplum önünde, gerekse genişletilmiş toplantılarımızda üyelerimiz önünde. Evet. Bunlar nedir? Birisi haysiyetli, ikincisi aday adil, adaletli, hı hı. Üçüncüsü de üretken bir programla halkın huzuruna çıkacağızdır. Evet. Ve bu açılım, bu üç hedefin açılımı üç yapılırken halkımıza da üyelerimize de yapılacak programlarda uygulanacak bir takım şeyler açıkça ifade ediliyor. Evet. Toplumsal yarar uğruna çalışacağımızı. Evet, en önemlisi. Sol bir parti olarak insan odaklı icraatları savunup hayata geçirmeye çalışacağımızı açıkça ifade ediyor genel başkan adayımız. Ve yine söylüyorum, benim açımdan da toplum içerisinde temas kurduğum kesimler açısından da ciddi bir umut oluşturmaya başladı. Evet, ve kesinlikle. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir siyasi ortam oluşacak. Baş aktörde yine partimiz ve başkanımız olacak olan kişi olacak diye düşünüyorum. İnşallah hepimiz bekliyoruz. Şimdi ben yine belirtmek istiyorum. Eskisiyle, yenisiyle, yaşlısıyla, genciyle partinin yine birlikte olacağını vurgulayan Erhürman, başka bir şansları olmadığını, sadece CTP'lerin değil ülkenin tamamının CTP'nin birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Hani bu da aslında çok güzel bir şey. Eskisiyle, yenisiyle, yaşlısıyla, genciyle. Hani birlik ve beraberlikten yine bahsediyor. Her zaman CTP'nin hani politikası bu olmuştur bizlerin de bildiği gibi. Ve sizin de söylediğiniz gibi parti politikalarının bu dönemde üç temel noktadan hareketle şekilleneceğini aktaran Erhürman, haysiyet, adalet, üretim ve hizmet olarak sizin de belirttiğiniz gibi. Hani gerçekten de biz de umutluyuz. Hani nasıl söyleyeyim, heyecanlıyız aslında. Neden heyecanlıyız? Çünkü gerçekten hani söylenenler ve yapılacak olanlar, ki eminiz hani yapılacaktır, bizi gerçekten çok umutlandırıyor. İnşallah diyelim ki yeni bir dönem, yeni bir heyecan olsun hepimiz için, bütün halk için. Cumhuriyetçi Türk Partisi tabii ki bu ilkeleri yıllardır savunuyor. Evet, ama kesinlikle. Ne yazıktır ki zaman içerisinde ülkeye hakim olan arkadaşlar tavizsiz bu kuralları uygulayamadı, bu ilkeleri uygulayamadı. Bunu kabul etmek gerekir. Yeni ideoloji, yeni uygulama derken hem gençler hem de yıllardır bu partiye, bu ülkeye hizmet veren insanların yeni fikirlerle ortaya çıktığını ifade etmek istiyor arkadaşlarımız ve biz de. Evet. Çünkü bu yeni ilkelerle, yeni uygulamalarla seçim öncesi dönemlerde olsun, diğer ortamlarda olsun, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebileceğimize inanıyorum ben. Evet. Bu sözleri maalesef iktidarda ve muhalefette olduğumuz dönemlerde arzuladığımız şekilde yerine getiremediğimiz için bizim imajımızda da bir yıpranma söz konusu oldu. Siyasi partimizin imajında da. Evet, evet. Şimdi bu yeni kadrolarla eski kadroların tecrübesini de işin içine katarak ben inanıyorum ki bu toplumun, bu halkın CTP'ye olan saygısı da artacak, CTP'ye olan ihtiyacını da bunun karşılayacağını kabul edecek diye düşünüyorum. Hı.
Şimdi efendim peki hani kesinlikle muhalefet olmak için değil ama kafalarda sorulan sorular var. Şimdi özellikle üretim politikaları üzerinde çalışmaları, çok çalışmaları hatta gerektiğini belirtti yine CTP ve Erhürman. Üreten yok, olmaz. Biz 1963'ten beri hatta 1878'den beri varoluş kaygısı yaşayan bir halkız ve bu kaygıyı aşmanın tek yolu üretmektir. Ama üretmek için de para gereklidir. Şimdi ekonomi aslında. Yine Erhürman da bunu dile getirdiği için sormak istiyorum. Herkesin aklında bir soru var ve CTP'nin parayı nereden bulacağı merak konusu. Bunun için nasıl bir çalışma olacak? Şimdi üretmek için para gereklidir, sermaye gereklidir. Hı hı. Ama sermayeyi, parayı da adil ve planlı programlı şekilde yönlendirip kullanmak çok çok önemlidir. Evet. Para bulmuşsun ama bu parayı maalesef geçmiş dönemlerdeki uygulamalar gibi üretime yönelik kullanmamışsın, adil kullanmamışsın. Yani bu yeterli değil. Bizim burada söylemek istediğimiz, insanımıza iş, aş ortamı yaratmak için üretici politikalar ortaya koymak, bize katkıda bulunacak kaynakları doğru kullanmak, o kaynaklar karşısında aciz duruma düşmemek ki belirttiğimiz haysiyetli veyahut da onurlu politika bu olmalıdır. Yani bu şekilde bir programla halkımızın işsizlik sorununu çözme planlarımız vardır. Yıllardır kamuya girmek yarışında olan hatalı politikalarla yandaşları alarak, liyakata göre değil, yandaşları terfi ettirerek sürdürülen politikalarla bize sağlanan kaynakları, bizim kendi ülkemizde yarattığımız kaynakları adil ve yerinde kullanmadığımız için ne yazıktı ki bugün mutlu bir toplum yaratamadık. İşi olan da, olmayan da, parası olan da, olmayan da mutsuz bir toplum olduğumuz inancındayım ben. Niye? Çünkü adil uygulamaları yapamadık. Hukuka uygun uygulamaları yapamadık. Gelecek nesillere daha güzel, daha iyi bir yapı, ortam bırakacak uygulamaları yapamadık. Biz yeni dönemde Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ortaya koyduğumuz ilkeler çerçevesinde bunları yapacağımız sözünü veriyoruz halkımıza. Ve ben inanıyorum ki bu kadroyla, başarılı, bu başkan adayımızla ve onun ortaya koyacağı kadrolarla ülkemizi daha aydınlık günlere götüreceğiz. İnşallah efendim. Gerçekten hepimiz de bekleriz. Şimdi diğer bir konumuz var ki çok hani artık önemli de değil, kritik. Ülkemiz için gerçekten kritik. Öncelikle de gerçekten hayırlı uğurlu olsun diyorum. 13 Kasım'ı da gerçekten böyle dört gözle bekliyoruz. Ama dediğim gibi hani ondan önce de tamam iç siyasetimizde yaşanan bazı hadiseler var ama her zaman dediğimiz gibi birlik beraberliğin olacağına inanıyorum. İnşallah her şey düzene girecek. Ama bir de müzakerelerimiz var. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın da söylediği gibi kritik bir dönemeçteyiz. Gerçekten de iki gün önce yapılan yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında 5 saatlik bir görüşme gerçekleşti ve bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun görüşme olarak nitelendirildi. Ve güzel de bir haber alındı. Güzel demek istiyorum çünkü Sayın Mustafa Akıncı'nın çok istediği bir talepte bulunduğu bir istekte yerine geldi. Nedir bu? Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis'e 7-11 Kasım tarihlerinde İsviçre'de buluşmak üzere sözleşti. Toprak da dahil tüm başlıklar 5 günlük sürede yoğun bir mesaiyle masaya yatırılacak. Hemen sormak istiyorum. Yoğunlaştırılmış müzakerelerinin 3. turunun sonuna gelindi artık. Ve 5'li görüşme bizim deyişimizle, Rum tarafının deyişiyle de çoklu konferans ya da çoklu görüşme ya da bir sürü ismi var. Onun öncesinde toprak konusunun enine boyuna masaya yatırılması için liderler yurt dışına, Cenevre'ye biraz önce de söylediğiniz gibi gidecekler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani çoklu ya da beşli konferans hakkında. Şimdi tabii ben biraz daha gerilerden
başlayacağım. Tabii ki çok ama sevindim. Öncelikle de bunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızın büyük bir çoğunluğunun onayını almış. Kendisine güvendiğimiz, kesinlikle, hiçbir şekilde halkının zararına olabilecek bir çözüm modeline evet demeyeceği bir kişiliktir. Evet, her zaman onun bunu dile getiriyor. Yürüteceği görüşmelere ben güveniyorum, inanıyorum. Evet. Biz 60 dönemini hatırlayan nesiliz. Hı hı. Keşke o 60 döneminde ortaya çıkan cumhuriyet yürüseydi de bugün bu noktalara gelmemiş olaydık. Arada yaşanan bir takım olaylar, çok umutlu olduğumuz anlar oldu. Ne yazıktır ki bugüne kadar ülkemize barışı getirecek bir çözüm modelini uygulayamadık. Ne yazık ki, evet. İnşallah yıllar geçti. Bu dönemde, bu artık çok önemli bir sürece girdiğini gördüğümüz 7-11 Kasım herkesin aklında. 7-11 Kasım döneminde, evet, her iki toplumun da evet diyebileceği, arzulanan bir çözüm modeli ortaya çıkar da, evet, Kıbrıs'ta barışın temellerini atmış oluruz. Çok duyduk biz bu, hani 60 döneminden 2016 dönemine kadar kritik dönemleri. Geçmişteki, evet, cumhurbaşkanlarımızdan da, başbakanlarımızdan da, hatta seçim dönemlerinde, hı hı, insanlardan oy talep ederken hep kritik dönemlerden geçiyorduk. Hep, ama öyle değil mi? Hep miyiz? Barışı savunuyorduk. Evet. Ama barış için ortaya konacak özveriler gündeme geldiğinde bazı kesimler, yani ben vermeyeyim ama alayım anlayışı vardı. Öyle görünüyor ki bir takım veriler bu dönemde çok daha ciddi bir çözüm modeli ortaya çıkacak ve her iki toplumu da mutlu edebilecek, hı hı, bir çözüm formülüne imza atılacak. Tabii ki bazı talepler, bazı söylemler bu dönemlerde keskinleşecek. Bu doğaldır. Evet. Artık son kozlar oynanıyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Ama çevremdeki olaylara, bir takım gelişmelere baktığımda gerçekten çok ciddi bir dönemde olduğumuza inanıyor ve savunuyorum. Yani gerçekten artık kritik döneme girdik. Kıbrıs Türk kesimi çözüme çok daha yatkındı. Hala daha öyledir ve 2004'te de bunu gösterdik. Gösterdik tabii ki. Hazır olmayan, yatkın olmayan daha çok Güney Kıbrıs'tı. Ama son günlerdeki uygulamalara da değerlendirdiğimde gerçekten bu belirtiler, emareler çözümün eşiğinde olduğumuzu veyahut da daha başka bir şekilde söyleyeyim, referandumun eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Örneğin çok kısa süre önce ülkemize yaşanan soygun olaylarından sonra yakalanan suçluların, evet, Rum polisi tarafından bizzat Türk polisine teslim edilmesi. Bu benim açımdan baktığımda çözüm yolunda çok ciddi bir emare olarak görüyorum. Yani böyle bir olayın Kıbrıs Cumhuriyeti tırnak içinde, evet, yahut da Rum yönetimi tarafından uygulanması önemlidir diye düşünüyorum. Yine okullarında Kıbrıslı Türk yazarların eserlerine, evet, yer vermeye başlamaları, ki çok çok önemlidir eğitim. Bizde onlara göre çok daha hümanist, çok daha barışçıl eğitim düzenimiz yıllardır olduğu halde Rum tarafında bu böyle olmadığını görüyor, duyuyorduk. Evet. Bu da önemli bir olaydır. Yine Avrupa Birliği'nin bize kuzeye sağlayacağı mali kaynak, bunu açıkladı. Sağlanırken Rum tarafının tavrına bakmayacağını belirterek sağlaması çok çok da önemlidir. Kesinlikle. Yine Demeçler'in sertleşmesini ben çözüm yönünde bir işaret olarak görüyorum. Yani kırmızı çizgiler ortaya konmaya başladı. Evet, yani kıran kırana bir artık mücadele başladı. Örneğin barışın veya çözümün en büyük savunucusu Akel bile bir takım kırmızı çizgiler ortaya koymaya başladı. Evet. Biz de koyacağız tabii. Böyledir.
Nedir efendim? Pazarlığın raconu budur. Kesinlikle ama yani ben açıkçası her zaman şunu gördüm. Müzakere sürecini takip ettiğim anlarda kırmızı çizgi çok fazla şekilde Rum tarafının bize vardı. Yani belki de tutanaklarda belki tabii ki biz bilemeyiz ama söylenen isim verilmediği ama güzel yurdun olmazsa olmaz denildiği. Efendim Karpaz'ın şu anda yazıya döküldüğü, tabii ki bunlar hani iddia belki de sadece, hani şu anda sadece duyumlarla konuşuyorum. Ve birçok daha kırmızı çizgiler ortaya çıktı. Ama bizim tek kırmızı çizgimiz, hani bildiğim kadarıyla garantörümüz anavatan Türkiye. Hani bunda biz çok ısrarcıyız. Bizim daha çok ısrarcı olduğumuz bir konu var mıdır bizim kaçırdığımız? Şimdi tabii bu konudaki inatlaşmalar çözülemeyecek. Boyutun. Eğer niyet çözümse, niyet barış yolunda ciddi bir adım atmaksa çözülemeyecek inatlaşmalar değil. Tabii hayatın ki gerçekleri var. Kesinlikle. Ne derse desin. Güzel yurt. Güzel yurt ne 74'ün güzel yurdudur ne 2004'ün güzel yurdudur. Biz Rum ve Türk toplumları olarak ortak bir cumhuriyeti, ortak bir yaşamı oluşturma gayretlerindeyiz. Bu güzel yurtta ben hep söylerim. Evet. Çizginin nereden geçeceği, idari çizginin nereden geçeceği önemli değil. Yaşayacak insanların huzurunu bozmayacak, onları yer değiştirme gibi ciddi bir defektle karşı karşıya bakmayacak bir orta yol bulmak mümkün değil. Evet, ya da hiç hissettirmeyecek. Hissettirmemek. Çünkü o bölgede yaşayan insanlar o bölgenin insanıdır artık. Kesinlikle. O bölgeye dönmesini arzulayacağını iddia ettikleri insanlar ki evet. Güney Kıbrıs'ın iddia ettiğidir. Belki de bulamayacak bu insanları. Gel buraya yerleş diye. Niye biz güzel yurdu her iki toplumun da huzur içinde kullanabileceği bir modelle bu sorunu ortadan kaldırmayalım? Ben inanıyorum ki bu çok kolay ortadan kaldırılacak bir yoldur. İkincisi garantiler. Belli ki her iki toplumunda bir takım güvensizlikleri var. Biz garantileri istiyoruz güvenmediğimiz için. Onlar da istemiyor daha önce yaşadıkları için. Eğer çözüm olacaksa ortaya konacak pakette niyet eskisi gibi birinin ötekine hükmetmesi olmayacaksa bu konunun çözülmemesi için bir neden yok. Evet, kesinlikle. Kaldı ki şu anda var olan durumun getirdiği bir takım noktalar var. Yerleşim konusunda olsun, garantiler konusunda. Geçiş döneminde ki bu uzunca bir süre de alabilir. Bu garantiler bir şekilde bu çözümün bir yerlerine yerleştirilir. Evet. Ondan sonra kendiliğinden etkisini kaybeder. İleride oluşacak koşullarda şimdi dendiği gibi çağdaş ülkelerde böyle uygulamalara yer yok deniyor. Evet, çok fazla. Acaba çağdaş mı karşımızdakiler? Bana göre değil. O da bana göre beni de o da öyle görüyor. Aynen, Türkiye'yi öyle görüyor. Yani her an bana saldıracakmış gibi. Değil. Sen rahat durursan, ben rahat durursam birbirimizi niye huzursuz edelim ki? Evet. Onun için ben bu karantinler konusunun beşli konferans noktasına geldiğinde çözüleceğine, çok kolay çözüleceğine inananlardanım. Evet. Beşli toplantı veya çoklu toplantı. Çoklu. Tabii benim inancım bu artık herhalde o noktaya gelindiğinde sembolik olacak. Peki gelinecek mi efendim? Buna inanıyor Şimdi musunuz? Şimdi inanıyorum. Ne için inanıyorum gelineceğine? Çünkü esas pazarlıklar bu 7-11 Kasım'da olacak. Evet. Ve orada unutmayalım ki bu görüşmelerde çok önemli bir ilke var. Her şey anlaşılmadığı sürece hiçbir şey anlaşılmış kabul edilmeyecek. Evet. Eğer biz bu 4 günlük süreden beşli toplantı noktasına gelebilirsek o artık ben inanıyorum ki bir tören olacak. Evet. Yani aslında Camp David şekli yani Cenevre'de yapılacak. Evet. Çok da güzel bir isim. Evet, kesinlikle.
Mont balerin. Evet. Mont bizim bildiğimiz bir kelime, balerin o da. Evet, hemen bakalım. Adres belli oldu. Mont pelerin. Ha, pelerin. Pelerin. Pardon, pelerin. Pelerin. Biliyorsunuz bizim pelerin doktorlar daha çok kullanırdı. Evet. Kış aylarında gönlük üzerine kullandığımız bir giyim, evet, mont aracıydı. Pelerin. Evet. Yani, hı-hı, sempatik bir isim. Ben sevdim bu ismi. İnşallah, evet, tarihimize altın harflerle geçer. Montpelerin kesinlikle. İnşallah, eğer ki inşallah, bir şey olursa. İnşallah. Efendim, yine devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir araya gidelim izninizle. Öğlen Ajansı kısacık bir aranın ardından tüm hızıyla devam edecek efendim. Adası Yeşilada'mızda huzuru, mutluluğu ve eşsiz lezzetleri sunan Gazi Veren Çiftlik Evi profesyonel ekibi ile sizlere hizmet vermekten onur duyar. Bahçemiz, bisiklet parkurumuz, hamarat ellerden çıkmış yemeklerimiz, yeşilimiz, güneşimiz, doğamızla hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin sizleri doğayla buluşturuyoruz. Gazi Veren Çiftlik Evi. Rezervasyon 0542 882 8200. Yıllardan beri süregelen alışkanlığınız, son teknoloji tesislerde el değmeden üretim yapan şah fırını sizlerin sofralarını süslemeye devam ediyor. Kalite ve hijyenden ödün vermeden üretim yapan şah fırını, siz değerli halkımızın unlu gıdaya dair tüm ihtiyacını karşılıyor. Daha bitmedi. Köy ekmeğinden tahınlıya, pirahudan zeytinliğe, pastırmadan peksemete. Hepsi Göçmen Köy Şah Fırını'nda. Tüm tuzlu kurabiye, şekerli pasta ve pastiş çeşitleri ise Boğaz Şah Fırını'nda. Yıllardır güvenerek tercih ettiğiniz yerli alışkanlığınız Göçmen Köy Şah Fırını. Zeytinyağlarını kullanıyorsanız, son sistem makinelerle hizmet veren Karşıyaka Yağ Fabrikası'nda birçok aşamalardan sonra sofralarınıza gelen yağları tercih ediniz. Aroğlu'nun tüm evleri donattığı Türkiye'nin ve dünyanın gözde halısı Merinos, çarpıcı renk ve desenleriyle klasik, modern, konforlu. Beyaz eşya, yemek masaları, büro koltukları, bahçe salıncakları, sentetik çim halılar. Aroğlu güvencesiyle mekanlardaki farklılık. Laminant parkenin dünya lideri Quickstep, mükemmel kaplanmış zemin kaplamalar, parlaklık, uyum ve kişisel zevke göre renk seçimi, yaşanılan alanlara muhteşem görsellik. Quickstep, dünyadaki tek orijinal süpürgelikli laminant parke, çizilmelere karşı diğerlerinden 10 kat daha dayanıklı. Özel temizlik malzemesiyle ilk günkü gibi ışıl ışıl. Kolay temizlenip bakteri barındırmayan ve de 25 yıllık garantisiyle Quickstep.
Quick Step. Kıbrıs'ın tek bayisi Mustafa Aroğlu'nda. Aroğlu'yla mükemmel zemin kaplamada hep güvenle yürüyün. Pazarında öncü ve güvenilir profesyonel ekibi ve 25 yıllık global tecrübesiyle halihazırda bulunan müşterilerimize hizmet vermek amacıyla Girne bölgesinde acil olarak kiralık ya da satılık, daire, villa, dükkan ya da arsa ara.